Merhaba arkadaşlar. Sabahtan beri parçamın kulağında bir ağrı ya da hastalık olduğunu düşünüyoruz. Diğer kulağını böyle ayakta tutabiliyorken diğer kulağını ayakta tutamıyor. Şu şekilde yana yatırıyor ve ayaklarıyla devamlı kulağını kaşıyor. Gördüğünüz gibi içini kaşıyor. Ya ben de üzüldüm. Sizce Pars'ın kulağına ne olmuş olabilir? İnternette biraz araştırma yaptım. Orta kulak iltihabından şüpheleniyor. Ama kesinlikle Pars'ın kulağına su kaçıracak hiçbir şey yapmadık. Devamlı böyle kafasını sallıyor ve kulağını yana açıyor. Ya kulağını dik tutamıyor ya. Allah korusun kulağı falan kırılmış olmasın. Ne oldu oğluşum ya? Ya çok üzüldüm. Bakın şu hayvanın haline ya. Ne olmuş olabilir? Bir bak bir göstereyim mi? Belki bir fikir veren olur arkadaşlar ya. Sabahtan beri çok üzüldüm. Ya benim koca kulağımın kulaklarına ne olmuş? Pars'ım. Ne oldu bir tanem güzel kulaklığım? Bir içini gösterelim mi? Belki bir fikir veren çıkar bir tanem. Of arkadaşlar ya devamlı da veterinere gitmek istemiyorum. Pars zaten hiç gitmek istemiyor. İşte şöyle bir göstersem. Bakın kulağının içinde hiçbir şey yok. Ne yara var ne bere var. Ama bir tarafa yatırıyor. İnşallah orta kulak iltihabı değildir Pars ya. Baksanıza bildiğin şu tarafa açıyor bana yardım et der gibi. Oğluşum ya. Aynı bu şekilde kaşınıyoruz. Ne oldu bir tanem kulaklarına? Bakayım bir. Bakalım bir tanem. Baksanıza nasıl yana yatırıyor. Oy. Oy budum. Ama Allah'a şükür hareketlerinde hiçbir kısıtlanma yok. Siz bana ne önerirsiniz arkadaşlar? Ne yapabiliriz şimdi bu kulak için? İçinde herhangi bir yara bere hiçbir şey yok. Su da kaçmadı kulağımızın içine. Ama şöyle yana yatırıyor ya. Pars. Parsi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum bir tanem? Ya kulağını nasıl yana açıyor ya? Of Pars. Arkadaşlar çok üzüntülü gözükmüyor mu ya? Bakın şu kulağını devamlı şöyle yana atıyor ya. Pars'im. Su mu içmeye geldin? Ha, acıktın mı bir tanem? Tamam yemek ye tamam mı? Hiçbir şey kafana takma tamam mı bir tanem benim? Tamam. Şimdi yattım ama iyi arkadaşlar. Tamam bir tanem nasıl rahat etmek istiyorsa. Afiyet olsun. Sana mama getireyim mi? Bakın işte kulağı düz tutamıyoruz ya. Tanem ya. Mikrop mu kaptı acaba? Dur mamasını güneşe getireyim. Çünkü güneşte mama yemek istiyor. Gel. Gel tamam oldu şimdi gel. Afiyet olsun. Kulağını devamlı şu tarafa doğru meyil veriyor. Oh, mama da yemek istemiyorsun. Bakın şu an kulağını açtı. Şöyle ufak bir göstereyim bir tanem. Pars böyle rahatsız olunca çok üzülüyorum ya.
Mecbur bu akşam da geçmesi. Yarın bir doktor yolu gözükecek. Tamam, sen burada uslu uslu mama niye, tamam mı? Ben Paris'i rahatsız etmeyeyim arkadaşlar daha fazla. Hadi ye, ye oğlum mamanı. Al bir tane. Baksanıza devamlı şöyle açıyor kulağını. Al bir tane. İyi ol, tamam mı? Halının üstünden yeme, o kabından ye. Çok şükür ki iştahımız yerinde ya. Şu kulağı eğri tutma meselesi canımı çok sıkıyor. Pars çok hastalanıyor arkadaşlar ya. O kadar dikkat etmeme rağmen. Yani her şey Pars'ı hasta ediyor maalesef. Tamam mı oğluşum? Bakın ya nasıl sallıyor kulağını. Ya orta kulak iltihabı çok zor bir süreç diye biliyorum arkadaşlar. Bir sürü tedavisi var. Hayvana eziyet yani. Ne oldu benim tavşan kulağıma? Afiyet olsun tavşanım. Sanki biraz düzelecek gibi. Kulağını kaldıramayacak derecede ne oldu böyle? Kulağının içine su kaçmasa bile orta kulak olma ihtimali olabiliyor mu arkadaşlar köpeklerde? İnşallah yoktur böyle bir ihtimal. Oy oy oy. Nasıl açıyor kulaklarını ya? Kıyamam bıdığım. Ye tamam mı bu tane mi ye. Tamam ben buradayım sen. Mamanı ye. Tamam buradayım tamam. Tamam mı? Yedin mi mamanı? Yedin mi bir tane? Daha yiyecek misin? Mamanı mama yerine koyalım, tamam mı aşkım?
Afiyet olsun.